Özbekistan, Türkiye'ye 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonunda 22 anlaşma imzalandı. Özellikle 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir. Bu bakımdan bizim için son derece anlamlı ve önemlidir. Görüşmelerde ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre pek çok alanda anlaşmalar imzalandı. Orta Asya'da 31,5 milyon nüfusu çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla her açıdan stratejik bir ülke. Dünyanın en büyük 7. doğalgaz, 4. uranyum, 6. pamuk üreticisi ve 2. büyük pamuk ihracatçısı konumundadır. Bu tabloya rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerimizin arzu ettiğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. 2016 yılında 1,2 milyar dolar civarında olan ticari ilişkilerin bu yılın ilk 8 ayında 900 milyon doları aştığını belirten Erdoğan, bu rakamların yukarı çekilmesi için iş adamlarına büyük görev düştüğünü söyledi. Bu noktada ikimizde de iş adamlarımızda da kararlılığı görüyorum. Değerli kardeşim, liderliğinde Özbekistan şu anda çok kararlı bir yürüyüşle ciddi yatırımlara adım atıyor. Biz de tüm tecrübemiz ve imkanlarımızla kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan birisinin de kültür ve turizm olduğunu belirten Erdoğan, başkent Semerkant ve Buhara'nın Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirtti. Türk Hava Yolları inşallah 16 Mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak. Her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı birbiriyle kaynaşma fırsatını bulacaktır. Yapılan görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de incelediğini belirten Erdoğan, yapılan anlaşmalarla geleceğe yönelik somut planların ortaya konulduğunu ifade etti. 22 anlaşmayı imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalanmak suretiyle 26 anlaşmayla çok çok önemli bir çıkışı bu ziyaretle hayata geçiriyoruz. Orta Asya Cumhuriyetleri arasında işbirliğinin gelişmesini canı gönülden istediğini belirten Erdoğan, birlik ve beraberliğe dikkat çekti ve Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Garibov'un bir dizesiyle konuşmasını tamamladı. Dirlik olmanın, güçlü olmanın anahtarı birlik olmaktadır. Muzaffer ol, galip ol, güçlü ol. Dostun, yarın ve kardeşinle asırlar boyunca baki kalsın köşkün senin ulu insanlık aleminde. Biz de Özbekistan'ın dostu, kardeşi, karındaşı olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu ediyoruz.